Hele hele Kemalistim diye geçinen gençler var ya, onların bunu bilmesi lazım. Burayı dikkatle dinleyin. Gençliğimizin bunları bilmesi lazım. Kendini vatandaşından üstün gören, kendini devletin yegane sahibi zanneden, millete aptal diyerek, beyinsiz diyerek, milletin seçimini, tercihini aşağılayarak en başta bunlar cumhuriyetimize zarar vermektedir. Maalesef ülkemizde zamana, değişime, hayatın ve dünyanın gerçeklerine karşı direnmeyi çağdaşlık zanneden fosilleşmiş gerici bir zihniyet vardır. Bu her zaman oldu. Bugün de oldu. Bunların hayattaki varlık sebepleri ise milletin değerleriyle kavga etmek, ne pahasına olursa olsun kendi çıkarlarını, kendi ikballerini korumaktır. Genç kardeşlerim, içinizde bilmeyenleriniz olabilir. Ama bunları siz de bilin ve bilmeyenlere de anlatın. Az önce söyledim ya, hafızayı beşer nisyan ile malum. Gazi Mustafa Kemal'i kendi ideolojik saplantılarına kalkan yaparak Atatürk'ün mirasını yağmalayanlar da yine bu çevreler. Kesinlikle tesadüf değildir. Milletimizde ve doğal dünyasında kopukluk bunların genlerinde vardır. 27 Mart'ta Kuşlar'la karşılayanlar, darbeye hakikat ve yüksek bağlamı diye milleti zorla kutlatanlar, halkın bağlamı vesayet odaklarının lütfunda arayanlar, gerektiğinde iktidar için terör örgütleri ve terörist güçlerle iş tutanlar. Bunlar hepsi de cehalet ve zihniyetinin farklı dönemlerdeki temsilcileri. Biz bu zihniyeti 40 yılı aşan siyasi hayatımızın her bir aşamasında defalarca karşımızda bulduk. 27 Nisan bildirgesinden 367 garabatını, halkımıza olan kapatma davasından MİT krizine, Çetin'in 17 yıldan olan girişiminden 15 Temmuz hayatına kadar demokrasi, milli irade ve milletin egemenliğini hedef alan tüm teşebbüslere adalet destek verenler hep bunlardır. Çünkü bunlar vatandaşa tepeden bakmak sorunundan bir türlü kurtulamadılar. İslam'daki mesaret araçlarla hiçbir zaman sek sekemediler. Anadolu'nun sorumlusunda da ve hizmete asla layık görmediler. Demokrasi tüm kurum ve kuramlarıyla hiçbir zaman işlerine sindiremedi. Milletle ve inanç kurumlarıyla barışmayı asla istemediler. Tek parti dönümünden beri aktörler dönüştü, sıradanlar dönüştü, devlet başkanlar dönüştü, ama CHP'nin sessiz kodlarında en ufak bir dönüşü var. Atatürk'ün partisi kimi zaman mesleksiz politiklerin, kimi zaman marjinal örgütlerin, kimi zaman zekodanların, kimi zaman da siyasi ihbari için her kılığa kadar bu kadar kitlerin elinde adeta oyuncağı bu gerçeği çoğaltan sert kurtarında bir kez daha sahibi getirdi. Dönüşüm dediler, yeniden bakmadılar, bir sürü Albenili kavramı arka etmeye sıraladılar. Ancak kurtarlarında sırasından kabarısına ne kadar demokrasi düşmanı varsa tekniğine birden selam çaktılar. CHP'nin genel başkanı koltuğunda yatan gerçekten genel başkan mı yoksa emanetçi mi belli değil. Onların ayrıca en azaltılarımız bir sonraki yerine yarışan o da mutlu. Ama
genel başkanında onu oraya getirenlerin de iplerini ellerinde tutanların amaçlarının asla değişmediğini garantiyi biliyoruz. Dikkat ederseniz son seçimler öncesinde ilk adım yukarı çıkan kader ve Pensilvanya üstünlüklerini sonlandırmak adına hiçbir anlayı göstermediler. Seçim açısından tüm faturasını sadık genel başkanlarına keser, kendilerini temize çekmeye çalıştılar. Ziyaret eden tüm bunların çok mesul bir dörtü var. En ummadığın keşfeder esrar-ı derunun, sen herkesi kör, alemi sersen mi sanırsın? Evet, bunlar da vatandaşı kendileri kadar balık hafızalı sanıyorlar. Oysa hepsi oradaydı. Bugün meclis kürsüsünden millete siyasi etik dersi verenlerin tamamı o dönem çevrilen dolapların tam dönemindeydi. Bizim o dönem Frankenstein ittifakı dediğimiz ruhsuz insicamı olmayan ucunda yapılan millete umut diye pazarlayanlara patenliyordu. Bugün resmettikleri sağlık genel başkanlarımız galiba bir ofis açmış herhalde. Orada İnşallah mutfağı da unutmamıştır. Ben bu sefer ödüksüme de yarık duasından yine bunlardan başkası değildi. Elbette cevap ve ayrılığı koalisyonda kimin kimi hançerlediği, kimin kime zarar ettiği bizim meselemiz değildi. Daha buna kadar çok kuvvetli layık gördükleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bugün günah tepkisi ilan etmelerindeki kendisi de bizi ilgilendirmez. Hatta Erdoğan Başkanı'nın koltuğunda oturan yeni şahsın sebebi gibi çarpçı olması da bizi alakadar etmez. Tüm bu da CHP'nin iç meselesidir. İç hesaplaşmasıdır. O kadar var olduktan hesaplarıyla kendi arasında açıklığa kavuşturması gereken hususlardır. Bizim sürecenlerden evlatında hesapla kesen bu kifayetli mülkeçler o hesapların milletimize saklaması kesmek. 31 ayakta hazır mısın? Ekranlar basınlar, bizi izleyen tüm vatandaşlarına sesleniyor. 31 Mart'a yazar mı? Kutsal İstanbul, Ankara olmak üzere. Yüz sayılarımızı yanıda toparlayarak yüksek sayıları yarısında kesinlikle. Bu kadarın milletini de ben çektim. İstanbul'u çok çektim. Ankara'yı çok çektim. Hatta da İzmir'i çok çektim. Şimdi bunu yeniden sayıklarını teslimledim ve yeniden bir doğumu gerçekleştirelim. CHP'nin mesafesiz belediye başkanlarının doğrusunda günden güne sürüyen seyirlerimizi, aziz milletimizin de desteğiyle insanlar bu iş bilmezlerin elinden kurtaracağız. Tanrı yanında bu ülkeye memlekete bıraktıkları zararlarının sahibini vermeden bunların sıkla rahat huzuru yoktur. Biz kendi aklımıza sonuna kadar bunun takipçisi olacağız. CHP'nin yeni genel başkanı aslında siyasi birikim ve deneyim çerçevesinde pek ciddiye ve dikkate alınacak birisi değildir. HDP uzattığı zeytin dalı, İyi Parti ile ortak payda arayışı, zillet masasını tekrar kurma anlayış ve amacı
geçmişin birebir kopyasıdır. CHP'de yeni bir şey yoktur. Hamamda kurna, düğünde zurna, beğenmeyen bugünkü CHP yönetimi her şeye karşı, geçmişine karşı, işin özünde karşıya bile karşıdır. Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı'nın İstanbul Kadıköy'de bir operaya HDP'lerle birlikte katılması, sahne alan ve Kürdistan'dan bahsedip Türkiye işgalci diye karalayan sözde bir sanatçının elini öpmesi utanç verici bir ayıp ve rezalettir. Eğer eli öpülecek hanımefendiler arıyorsanız meclisteki AKP ve MHP grubuna bakın, her hanımın eli öpülecektir. Öpecek eli tanımayanların milletten tekme yemeleri muhakkak mutlaktır. CHP gerçekten de sömürgeleşmiş vesayet zincirine vurulmuştur. Bir bölücünün saygısıyla elinin öpülmesi CHP'nin mazisini inkar, Türkiye'ye res çekmektir. Bu sefil fikri kimin verdiği az çok bellidir. CHP Genel Başkanı maalesef kukladır. Kuklacı ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın makamında oturan zattır. Onun da ipini tutanlar iç ve dış husumet cephesidir. CHP'de patron çıldırmış, tasfiye işlemi hızlanmış, yağma vites yükseltmiş, Atatürk'ün partisi kapanın elinde kalmıştır. Bizim bütün üzüntümüz siyasetteki kirlilik ve yozlaşma, muhalefetteki dağınıklık ve pesbayeliktir. Bu durum Türk demokrasi kültürünü erozyona uğratmaktadır. Allah korkusu bilmeyen kuldan utanmayan, empati duygusunu kaybetmiş, uzaktan kumandayla yönetilen bir avuç çürümüşün günlerce ülkemizi ve gündemimizi meşgul etmesi son derece düşündürücü ve kaygı vericidir. Hepinizi kaygılarımla selamlıyor. Cenab-ı Allah'a emanet olun diyor. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.